Böyle sigaranızı yakıyorsunuz. Bu ürünü ben 100 dolara aldım. Piyasada 20-25 bin dolarları gördüğünü biliyorum. Hocam sen Amerika'ya geleli kaç gün oluyor? Daha 34-35. günümüz. 34-35 günde sen kendine atölye yapmışsın. Matkabı aldım geldim, bir hevesle çalıştıracağım. Batarya yok. Kuruduktan sonra bardak altı olacak. Her şey. Para çıkıyor, altın çıkıyor, silah çıkıyor. Depo savaşında depo alımına gidelim. Savaşa girelim. Bir savaşa girelim, bir depo alalım. Deneyelim bakalım, kar mı yapacağız? Bunların hepsini Amerika'ya geldikten sonra aldım. Bu bıçkıyı aldım mesela. İleride işte Warren Buffett'a falan rakip olduğunuz zaman yine... Yok canım ya. Onlar kimmiş? Bir arkadaşla buluşmaya gideceğim. Sizin için güzel bir röportaj çekmeyi düşünüyorum. Şimdi bir Türk arkadaşın yanına geldim. Burada bir marangoz atölyesi kurmuş ama Amerika'ya daha yeni gelmiş. Bakalım neler yapıyor. Merhabalar. Çay kurmuş. Amazon'dan alıyorlar. Çok güzel çayınız var. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Bak kahve de yaptın ya. Tanıştırayım Serkan. Osman arkadaşımız. Merhaba. Abi şimdi burada ne yapıyoruz? Şimdi sana burada hemen bir Türk bayrağı çizeceğiz. Türk bayrağı. Evet. Bunu Amazon'dan aldık. Geçen gün geldi, kurduk. Ufak tefek denemeler yaptık. Burada yaptığımız ürünlerin logolarını aşağının üstüne şu şekilde böyle basacağız. Bu da senin logo. İşte Mutsman. Yani oluşturuyoruz şu an logomuzu aynen. Mutsman diye bir marka oluşturduk. Osman'dan geliyor aslında. Öyle türettik, Mutsman oldu. Bu kaç para bu alet? Bu şu an 169 dolara aldık Amazon'dan. Tek sağlı iş, tek seferen işte 190 dolara falan. Türkiye'de kaç para? Türkiye'de bunların büyükleri var, endüstriyelleri var. Türkiye'de böyle hiç bu makineleri görmedim şimdi aslında. Daha büyük endüstriyelleri oldu. Onlar da yani bu milyonları oluyor yani. Türkiye'de 30 bin dolar, 35 bin dolarlar. Tabii onlarla bu ufak çaplı hobi işleri çok yapan yok. Türkiye'de her ihtiyacını Türkiye'de giderebildiğin için götür işte sanayiye ufak bir ağacı kestir, biçtir, boyattır. Her ihtiyacını görebilirsin ama Amerika'da öyle bir şansın yok yani. Her ihtiyacını kendin görmen lazım. Her şeyi kendin tamir etmen lazım ya da çok büyük maliyetlere yaptırman lazım. Evet. O yüzden biliyorsun yani burada herkesin garajında takım çantaları, envai çeşit ürünler, işte matkaplar, demir kesiciler her şey var yani burada. Herkesin hocam sen Amerika'ya geleli kaç gün oluyor? Daha 34-35. günümüzüz. 34-35 günde sen kendine atölye yapmışsın. Evet, bir plan, bir hedefle geldim. İşe güce başladım. Burada insanlar 6 ay geçtikten sonra anca daha ya bunun yaklaşık 15-20 günü bir fizibilite, piyasa yoklaması. Ne yaparsam gider, ne satarsam gider, ne üretirsem, ne getirirsem. İlk başlardaki hedefim mobilya getirip satmaktı. Sonrasında kendi ustalığım olduğu için işte böyle epoksiden masalar, sehpalar. Fiyatları görünce benim fikrim çok değişti. Buradaki satış fiyatları. El işçiliğinde burada bir şey var. Amerika yapımı olması önemli. Çok karlı bir iş değil mi? Çok karlı bir iş. Bugün mesela gittik. 100 tane tepsi yapabileceğimiz ağaç satın aldık. Bir toptancıya gittik. Orada kesecekler vesaire. Güzel bir hizmetleri de var. Normalde işte dediler hani bunun için bir ödeme almamız lazım ama siz yeni müşterimizsiniz, bir de hani Türk'üz deyince bir garipsediler. Çünkü hani burada çok az Türk nüfusu var. Birine pasaportu veriyoruz, böyle çevirip bakıyor, ilk defa Türk pasaportu görüyor. Ben de bugün nasıl Uber yaptım ilk defa burada. Kadına dedim, I am from Turkey dedim. What is it like diyor böyle, nasıl bir şey ki o diyor Türkiye. Yani şey böyle gibi, işte diyorum Yunanistan'ın yanında diyorum, dört mevsim çok var çok fikirleri falan yok. Evet, hiçbir şey bilmiyor. Türkiye'yle alakalı çok fikirleri yok. Geçen hafta ev sahibim yemeğe geldi, bizi akşam yemeğine davet etti. Türkiye belgeselini açtık, böyle hür dikkat, inanamadılar Türkiye'nin bu kadar güzel bir ülke olduğunu. Doğal olarak işte, coğrafi olarak vesaire. Hayranlıkla izlediler, çok güzel, çok tarihi bir ülke. Bizim Türkiye'de de burayı bilmezler, Arkansas. Hiç adını duymamışlar. New York, New Jersey, işte Washington gibi Arkansas. Burası da ama dehşet güzelmiş yani. Çok insan, muazzam. Ben yani, geldiğimden beri yani hayret ediyorum, çok güzel bir yer. Çok kaliteli bir yer yani. Evet. Sen de iyi ki buraya gelmişsin. Zaten çok araştırarak da yani. Hani biraz da böyle şey, Türkiye'de de Bursa'da yaşıyordum. İnegöl. İnegöl, aynı böyle. Mobilyacılar diyarı. İnsanların daha az olduğu,
ulaşımın daha kolay olduğu, her işini kolay halledebildiğim bir bölge. İlk başta New York'a, New Jersey'ye gittik. Abi böyle iç içe milyon milyon insan bir yerden bir yere gitme 2 saat, 3 saat çok ciddi süreler gidiyor. Böyle bir yaşam tarzına alışık olmadığımız için biraz daha hayatın yavaş işlediği, mesafelerin kısa olduğu bir yer tercih etmek istedik. Bir de bizim hani yapacağımız şeylerin, getireceğimiz ürünlerin daha yeni nüfus etmemiş bir pazar araştırması içerisine girince Arkansas bizim için biçilmez kaftan oldu. Biz de buraya yerleşmeye karar verdik Sarkan arkadaşımla beraber. Yani computation'ın çok fazla olmadığı, böyle işte alternatiflerin çok fazla olmadığı yer, insanların yeniliklere henüz açık olduğu, senin getirdiğin, yaptığın bir şeyin alternatifin çok fazla olmadığı yerleri seçmek daha mantıklı olacaktı. İşte tamam, bakir bir pazar yani evet. Orası. En azından bizim ürünlerimize, Türk ürünlerine bakir bir pazar. Buradan Türk üreticileri de sesleniyorum. Yani buralara ürün satmak isteyenler bizimle temasa geçebilir. Hocam şu sarı dalga ne işe yarıyor? Sarı dalga ben sigara yakıyorum hocam. Sigara yakmaya aldım. Projede yakmaya aldım. Aynen öyle yani. Ürünümüz o. Böyle çakmak şeyleri böyle şeyim var. Böyle şöyle göstereyim hocam yani. Böyle sigaramızı yakıyoruz. Yakmıyoruz tabii. Yakmıyoruz tabii. Biz bunda hocam kanser olmaz mısın sen? Bezdo falan diyorlar ya. Zaten sigara içiyoruz bir hocam ondan kanser olacaksa. Sigaradan olmuyorsa nasıl olsa olur. Sigara içiyorum diyorsun. Nasıl olsa. Ya bunu burada epoksi döküyoruz. Çeşitli tepsiler, masalar, sehpalar üretiyoruz. Tabii ister istemez epoksi kimyasal bir bileşen olduğu için tepkimeye girince baloncuk çıkıyor içerisinden. Baloncukları bununla yakaraktan içindeki baloncuk oranını yok ediyoruz. Tekrardan sıvılaşmasını, ısınmasını sağlıyor. O yüzden kullanıyoruz. Yani sigara falan yaktığımız yok. Sakın ha böyle bir kamu spotu olarak şey yapalım. Yani evde denemeyin. Yani. Evinizde denemeyin. Evde denemeyin yani. Şu malzemeleri bir görünüp bilir miyiz? Olur bakalım. Yani genel Türkiye'de olan ürünler ama gene de burada da üzerinden geçelim. Ürünlerin ışıklandırma tertibatlarının yaptığımız yer. Elektronik devrelerini üretiyoruz burada. En sonrasında epoksi işlemi yapılıyor. Ona uygun elektrik alabilecek, güç alabilecek tertibatını yerleştiriyoruz altında. Ben normalde elektronik teknisyenliği mezunuyum ama uzun zamandır yaptığım bir iş değildi. Sonra pandemi zamanında böyle özledim elektronikle uğraşmayı. Kendime hobi olsun diye bu boşlukta Amerikan polis arabaları üretmeye başladım. Ondan sonra dedim ya bunları yayınlayayım ben. Sonra bir YouTube kanalı açtım. Hobi Garaj diye. Orada yayınlamaya başladım. Uzun zamandır çok bir şey eklemiyorum ama merak eden arkadaşlar varsa işte elektroniğe ilgi duyan veya bu tür şeylere ilgi duyan orada sayfayı ziyaret edip bakabilirler. Merak edenler lütfen açıklamalardan tıklayabilir. Şimdi bunlar epoksiden kişisel tasarımlar. Biz bunları böyle kalıplarımız var. Epoksi kalıpları silikondan. Epoksiyi aldıktan sonra içlerine böyle kuru çiçeklerle kendi peyzajımızı, kendi kompozisyonumuzu işliyoruz. Üstüne de şeffaf epoksiyi döküp bu bir. Ondan sonra kuruduktan sonra bardak altı olacak. Burada bir altılı bir setimiz var. Şöyle bir tepsimiz var. Yapmış olduğumuz. Tabii şu an kuruma aşamasında. Bunların sertleşmesi biraz zaman alıyor. Bunun ortası değil mi? Ortası değil. Bu iki farklı tasarım olarak geldi bu. Bu şekilde. Dörtlü de olarak satılıyor. Ekstradan bunlar da yanında gidebiliyor. Çok güzel. Böyle bir çalışmamız var şu an tamamen. Sonbahar çalışması. Şimdi malum Christmas yaklaşıyor. Yılbaşı. Noel. Noel yaklaşıyor. Ona özel tepsi çalışmalarımız var. Burada satın almış olduğumuz bazı ürünler var tabii. Ne olacak? Biz bu ürünü bir araya getirdik ağaçlardan. Sonrasından da tabii Noel Baba çalışmaları, vesaire, kardan adam. Bunları süsleyeceğiz. Sonra epoksimizle beraber bitirdikten sonra servis edeceğiz müşterilere. Bu tabii birden fazla üretilecek. İlk başta bir kompozisyon çıkacak. Yine burada bardak altı çalışmamız var. Bu kurudu sanırım. Bunu iki gün önce döktük. Aa yok. Bazıları kurumamış. Burada bir deniz mahsulü çalışması var. Aynen, şeffaf arkası görünüyor. Bu da bardak altı çalışması. Böyle nasıl bir altı malzeme bu? Epoksi. Bak şurada daha tam kuruma cam aşamasında değil yani. Camlaşıyor aslında baktığın zaman. Yani cam gibi oluyor. Tam kuruma gerçekleştikten sonra. Çok güzel ya. Evet. Çok estetik. Burada işte çeşitli şeylerimiz var. Epoksi'de kullandığımız işte boyalarımız. Ondan sonra bazı simli taşlarımız. Ondan sonra minyatür ağaçlarımız. Çimenlerimiz. Ne demiştim yine? Topçuk böyle ağaçlar.
ufak ufak odunlar. Bunlarla peyzaj yapıyoruz. Ondan sonra hayvanlarımız var yine. Yıldızlar. Mesela bunlarla gece lambası üreteceğiz biz. Epoksiden altına bir ahşap döşeceğiz. Üstüne de aynen öyle epoksi döküp sanki okyanusun içerisinde ya da işte denizin içerisinde süzülen bir hayvan figürü, alttan da ışığı vereceğiz. Bunlar tamamen hayal ürünü. Artık hayalinde ne düşünürsen gerçekleştirebileceğin bir derya deniz yani bu epoksi. Bütün kompozisyonu, bütün hayalini bir maddeye dönüştürebileceğin bir alan. Çok zevkli, çok keyifli bir iş. Tabi burada da buna şey var, rağbet var kesinlikle. Bunun masası, sehpası, çeşit çeşit. Mesela biri geliyor diyor ki işte bana şu tarzda bir masa yap. Ne bileyim, kahve desen bir masa yap. İçine kahve dökebilirsin. Burada bir deniz oluşturabilirsin. Burada dalga verebilirsin, gökyüzü yapabilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Bu ürün mesela bitti. Tamamen kurudu. Bunların kulunu takacağız. Bu bir tepsi olacak. Geçen gün bir burada çalışmamız vardı. Çalışmanın başında duramadım. Birkaç da hata yaptık. Hata yapınca da ürünler tam yapışmadı. Zeminden şeye çıktı. Neydi onun adı? Tavana çıktı. O yüzden bu bozuldu. Çöp oldu. Ama çok güzel burada bir doğal bir çalışmamız vardı. Orman temalı. İşte nedir? İşte aslanımız vardı, geyiğimiz vardı. Bir yaban domuzumuz, işte tilkimiz, kurdumuz vardı. Çeşitli işte çakıl ve kum çalışmamız vardı. Güzel de bir burada Kaliforniya'nın bir ağaç türü var. O ağacı kullanmıştık. Eğer ki güzel bir şekilde finish olsaydı bitişi çok güzel bir sehpa çıkacaktı burada. Tabii. Bu mesela ne kadara giderdi eğer ortalama çok güzel bitseydi? 350-400 dolar civarı markette alıcı buluyor yani böyle ürünler. Hı-hı. Daha özel tasarımlı olursa daha yani 400-500 dolar bandında gidebiliyor böyle bir ürünün. Tabii hemen yapılan, çok çabuk biten bir ürün değil. Zaman alıyor epoksiyle çalışmak. Sabır isteyen bir şey. Hı-hı. O yüzden burada biraz sabırsız davranmıştık. Bu ürün bozuldu. Ufak böyle bir atölyemiz var burada. Şu ürünü göstereyim. Bu ürünü geçen bir garaj satışından aldım. Mobilyaya aşina olduğum için içli dışlı. Bu ürün tamamen el oyması. Endonezya yapımı bir ürün. Antika bir sehpa. Burada antika ürünlere tabii rağbet çok fazla. Takdir edersiniz. Detaylar. İşçilik. Evet, İnanılmaz bir işçilik var. İnanılmaz bir detay var üründe. File binmiş adam. Tabii. Ormanın içinde gidiyor. Şuralara odun yığmışlar. Yani orman temalı bir ürün yapmışlar orada. Yanlardaki, travezlerdeki detaylara bakar mısın? İşçiliğe bakar mısın oralardaki? Her karesinde bir işçilik var yani. Ayıptır sorması, ne kadar aldın abi? Bu ürünü ben 100 dolara aldım. 100 dolara bunu aldım. Kelepeli denk geldi. Şimdi ben bu ürünü tamir edeceğim. Tabii bunun normal şartlarda piyasada 20-25 bin dolarları gördüğünü biliyorum, duydum. Satıldığını bu haliyle mi yoksa? Bu haliyle değil yani normal bu ürünün epoksi fiyatı. Yok, epoksisiz hali. Yani bu ürün 20-25 bin dolarlara bildiğim kadarıyla antika haliyle satılıyor. Hatta bugün bir antikacı dükkanından girdim diyor. Orada iki tane koltuk vardı. Thomas Edison'ın koltuklarıymış. Adamla şöyle bir ayaküstü muhabbet ettik. Koltuklar hoşuma gitti. Dedim ne kadar? 1 milyon dolar dedi iki tane koltuğa. Hatta şu an biriyle temas halindeyiz dedi. İşte hani satışla alakalı. İki koltuğa 1 milyon dolar. Antika. Çok ciddi işçilikte. Edison aynı. Oturduğu için mi? Artık Edison oturduğu için Edison'ın evinden aldıkları için mi? Bilemem ama çok kelepir denk getirdiklerini biliyorum. Depo savaşları gibi yani. Depo savaşları gibi. Garaj yani depolarda sayın. Aynen depolarda, garajlarda aslında bir hazine yatabiliyor. Yani. Evet yani ya. İşi bilen insan sadece depolardan çok ciddi paralar kazanabilir. İki gün önce, geçen hafta daha doğrusu, depo satışı yapan yani garaj satışı yapan bir arkadaş vardı. Onun garaj satışına gittim. İki kamyonet dolusu ürün getirmiş. Tabii depo savaşlarından işte muhtemelen almış. İlk gün ziyaret ettim. Biraz da ürün aldım. Ucuz olduğu için. Ertesi gün aklımda kalan bazı ürünler vardı. Onları gideyim alayım dedim. Yani cumartesi günü hiçbir şey kalmamış. Ne kadar böyle işte ufak tefek çerçöp dediğimiz yani bizim tabirle. Çerçöp malzeme varsa onlar kalmış. Yani bir gün içerisinde iki kamyonet yaklaşık 150-200 bin dolarlık malı orada tüketti, eritti. Muhtemelen de aldığı fiyatta maksimum 5-10 bin dolar arasıdır yani iki depoyu. Çok hızlı depo satışları, garaj satışları. Bu depo satışlarını bilmeyenler için
Çok kısa böyle ne olduğunu anlatabilir misin? Depo satışları genelde böyle hani burada depo Amerika'da savaşı. Amerika'da depo kiralayıp işte onu belli bir süre kullandıktan sonra kirasını ödemeyenler ya da deposunu satışa çıkartmak isteyenler, kirasını ödemezse depo sahibi firma tarafından satışa çıkartılıyor. İşte nedir, kapısı açılıyor, içeriye açık arttırma usulü fiyat verilip o depoyu işte kim alırsa ona kalıyor, içerisinden ne çıkarsa. Girip de içeriği inceleyemiyorsun. İçerisinden her şey çıkabilir. Para hiçbir şey de çıkmayabilir. Hiçbir şey de çıkmayabilir. Tamamen şansına veya da tecrübene bağlı. İşte orada bakıyorsun, böyle bir kutu görüyorsun veya bir paket görüyorsun. Onun için dolu olduğunu umuyorsun. İşte silah paketi, falan çıkıyor içinde. Her şey. Para çıkıyor, altın çıkıyor, silah çıkıyor. Yani aklına gelebilecek her türlü malzeme çıkabiliyor bu depo savaşlarında. Sen de yani 5000'e aldığın depoyu 100.000'e okutuyorsun. Belki de 3.000 dolara, 2.000 dolara zarar da edebilirsin. Bu şansına bağlı. Biraz da tecrübene, biraz da yöre. Önemli burada. Hani hangi yörenin deposuna gittiğine bağlı. Aslında benim de böyle bir video yapmam lazım yani. Evet. Ya muhakkak bir şey yapalım yani. Beraber yapalım. Beraber bir depo, ben hiç bilmiyorum depo, çünkü. Depo savaşında depo alımına gidelim. Bir savaşa mesela. Girelim. Bir savaşa girelim, bir depo alalım. Deneyelim bakalım, kar mı yapacağız, zarar mı yapacağız. Mesela bu 2500 sen koy, 2500 yok, bu kadar büyük bir depo almayız muhtemelen. 5000 dolarlık depo ciddi bir depo çıkar yani. Kaç paralık alalım? Yani 5000 dolarlık bir depoyu biz tüketemeyiz. Öyle bir çevremiz yok yani. Yani deneriz. 1000 dolarlık, 1500, 2000 dolarlık bir depo denenebilir. Ama şunu da bir göreceğiz bakalım. Biz bunu kaça satabileceğiz bu ürünü? Satıldığında da muhakkak paylaşırız. Seninle de paylaşırım. Tamam. Senin Instagram'ın var mı hocam? Instagram'ım var ama şey... Orada paylaşırsan orada takipçilerde gördüm kaça kadar. Orada paylaşırız. Açıklamalara ilave edeceğim Instagram'ı. Ufak bir depo şeyimiz var. Atölyemiz var. Minyatür bütün ürün şeyler, makineler. İşte bir yatırımımız var orada. Yani Türkiye'deki gibi değil burada mantık. Alanlar garajlarda daha çok insanlar çalıştığı için bu yatar testeremiz profesyonel değil tabii. Burada herkesin kullandığı, herkesin garajında kolaylıkla alıp kullanabildiği bir makine. Ya profesyonel değil diyorsun ama 30 gün olmuş Amerika'ya geleli. Evet evet. Yani bunların hepsini bayağı araştırarak yaptık. Bıçkı mesela. Ben bunların büyüklerinde çalıştım Türkiye'de kendi atölyemde. Freze makinesi mesela. Kenarları kırmak için. Bir kompresörümüz de var mesela. Yetir kompresörümüz var. İki fıs fıs da havası bitiyor mesela. Böyle. Sen tabii İnegöl'de bayağı büyük tabii, tabii, makinelerle çalışıyorsun. Endüstriyel makinelerle çalıştık hep. Hı-hı. Ağaçlarımız var işte, yeni ağaç siparişi verdik, yeni ağaçlarımız gelecek. Burada çeşit çeşit ağaçlar var, ağacın yani cenneti burası ya, her türlü ağaç var. Bunlarla mesela yine tepsi çalışmaları yapacağız, kişiye özel. Artık nasıl gelişir bilmiyorum tam olarak. Bu ne ağacı? Bu California diye bir ağaç türü, California'da yetişiyor. Hı-hı. Ondan sonra şu zeytin ağacı, İtalyan olive diye geçiyor. Ondan sonra burada Amerikan walnut'umuz var. Amerikan ceviz. Ceviz ağacı. Ha, ceviz ağacı. İşte burada kesilmiş halde de satıyorlar bunları. Board halinde de yani uzun tabaka halinde de satıyorlar. Biz kesilmiş halde aldık şu anlık. Bu aletleri falan hepsini Amerika'ya geldikten sonra... Valla garaj satışlarından aldığım, Facebook marketplace'lerden topladığım şu komple şu çantayı o 50 dolara aldım. İçinden 4-5 tane makine çıktı vesaire. Evet, bunların hepsini Amerika'ya geldikten sonra aldım. Bu bıçkıyı aldım mesela, şu an motor gücü yeterli olmadığı için tekrardan satışa çıkarttım. Yani böyle bir bıçkı 100 dolar gibi rakam burada. Çok para yapmıyor aslında makineler. Yani 1500-2000 dolarları ufak bir atölye çok rahat kurabiliyorsun ama işin şeyi çok ya. Kaç hani paraya kuruyorsun ufak atölye? 1500-2000 dolar gibi ufak rakamla ufak bir atölye kurabilirsin. Ama ne var? Benim en çok garipsediğim olay şarjlı makineler. Şarjlı makinelerin şarj kısımları, yani bataryaları ve şarj makineleri ayrı satılıyor. Ben ilk gün aldım. Matkap aynen. Ha. Matkabı aldım. Marka vermiyorum bilmiyorum da. Matkabı aldım geldim, bir hevesle çalıştıracağım. Batarya yok. Şarjını da geçtim, batarya yok. Batarya şeyden pahalı. Makineden pahalı. Onu şarj etmeye yarayan cihaz ondan da pahalı. Yani ucuza aldım dediğim malzeme çok pahalıya geliyor, o yüzden Apple ürünler gibi böyle. Sonrasında işte kablolu aletlere yönelmeye başladım artık. Çünkü hiçbirinin bataryası hiçbirine olmuyor. Farklı farklı markalar. O da çok ilginç. Yani atıyorum DeWalt'ın şarjlı matkabı var. Öbüründe işte zımpara makinesi var diyelim. Hiçbirinin şarjlı diyeni olmadığı için hep
Yani kablonun günü almak tavsiye edebilirim. Yani. Hayırlı olsun hocam. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı kazançlar. İnşallah. Allah razı olsun. Kazanın. İnşallah. Burada deneyeceğiz. Yapacağız. Güle güle oturun. Sağ olasın. İnşallah. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Burayı ziyaret ettiğin için bize sana teşekkür ederiz. Ne çok demek. Memnun sağ olduk. Sağ olasın. Çok memnun olduk. Bakalım bu sizin Amerika'ya ilk zamanlarınız. Yani senin ilk zamanların. İlerleyen zamanlarda artık büyük bir atölyede ya da fabrikada. Evet, evet. Nasıl olursa değil mi? Evet. Şimdi burası bir başlangıç. Ama hedef o da. Şimdi bir başlangıç, denemeleri yaptığımız hatta işte. İleride işte Warren Buffett'a falan rakip olduğunuz zaman yine bir yok canım ya. Onlar kimmiş? Dermişiz. Hepinize buradan Arkansas'daki Türklerin kurduğu marangoz atölyesinden hoşça kalın diyoruz. Linkleri aşağıya bıraktım. Açıklamalar kısmından hem Instagram hem de YouTube adreslerine bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere.